bir şekilde Ege'de olan bu oldu bitlerin benzer şekilde Kıbrıs'ta da olmaması lazım. Ege Denizi ve Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmayı hedefleyen Yunanistan son olarak Türkiye'nin sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı taciz etti. Bir süredir Yunanistan ve Rum kesiminin Doğu Akdeniz'i Türkiye'yi dışlayarak paylaşma girişimlerinde Türkiye'de cevap vermek üzere Barbaros gemisini araştırma için bölgeye gönderdi. Türkiye'nin kendi sınırlarını ihlal ettiğini iddia eden Atina'nın taciz hamlesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin devreye girmesiyle engellenmişti. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl bir yol izlemeli? Bölge ülkeleriyle ittifaklar kurarak, onlarla ikili üçlü anlaşmalar yaparak Yunanistan'a bir şekilde karşılık vermesi lazım. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Arman Dile'ye göre Türkiye Akdeniz'deki gaz arama faaliyetleri ve haklarından geri adım atmamalı. Ülkelerin bugünkü ekonomik ihtiyaçları bağlamında geleceğin ekonomik kaynaklarının denizin altında yattığını da düşündüğümüzde çok önemli bir hayati bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Türkiye bu hayat alanından vazgeçmemeli. Yunanistan ve Rum kesiminin tek taraflı olarak Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan ettiğine dikkat çekti Dilek. Türkiye'nin de münhasır ekonomik bölge ilan etme konusunda daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurguladı. Akdeniz'de en uzun sınıra, kara suyuna, sahil şeridine sahip Türkiye'nin dahil olmadığı bir paylaşımın uluslararası geçerliliğinin olmadığını görmemiz lazım. Emekli Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek, Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Türkiye'nin Kıbrıs'ta üsler kurması gerektiğini ifade etti. Dış cephede güç, kuvvet ordudur. Ordunuz güçlü olacak. Türkiye süratle Türk üssü olarak Kıbrıs'ta deniz üssü, hava üssü ve kara üssünü mutlaka teşkil etmeli, oluşturmalı, onları kullanmalıdır.